Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Maliye Bakanı arkadaşlar, yeni Maliye Bakanı az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde asgari ücrete kısa bir açıklama yaptı arkadaşlar. Ona videolaştırmak istedik. Gelin bakanın açıklamalarına birlikte bakalım arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati meclisteki bütçe görüşmelerinde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu arkadaşlar. Hazreti Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde ekonomi ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında asgari ücreti de değinen Bakan Nebati, herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz, İşçi kardeşlerimiz rahat etsin diye açıklama yaptı arkadaşlar. İşte Bakan'ın açıklamalarına satır başları. Bu yılın sonunda cari açın milli göreli oran, gereli oranının %2.6'nın altına gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açın milli geliri oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız açıklaması yaptı. 2021 yılı cari açık beklentimiz 12 milyar dolar. Adımlarımız serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbest ilkesiyle uyumlu şekilde atacağız. Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarında güçlü eşlik güdümüyle mal ve hizmet piyasalarındaki rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Asgari ücretle ilgili görüşmeler devam etmekte. Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsin. Kürt Türkiye'nin küresel ticaretinde alacağı pay artacak. Eylül itibariyle cari açık 2020 sonuna göre 16.6 milyar dolar iyileşti. Vazgeçilen kamu geliri sayesinde enflasyon 5.3 puan azalttık açıklaması yaptı. 2022 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı %36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerlendirme oranı %25'e düşürüyoruz diyor. Yani arkadaşlar burada şunu demeye çalışıyor. Motorlu taşıtlar vergisi önce 136,2 arttırılmıştı. Herkes tepki göstermişti. Resmi enflasyon %21 gibi bir şey TÜİK açıkladı son bir yılın enflasyonu. Madem Resmi enflasyon açıklanan rakamları %21 neden bu vergiler ve motorlu taşıtlar vergileri %36,2 arttı diye tepkiler vardı. Vergiler halen %36,2 arttırıldı arkadaşlar. Ama motorlu taşıtlar vergisini %25'e düşürmüşler arkadaşlar. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kulaklıktan zarar gören 651 bin üreticimizde toplamda 2.6 milyar TL kulaklık desteği ödemesi yapacağız açıklaması da yaptı arkadaşlar. Evet bakanın açıklaması bu yönde. Bugün 2022 yılı asgari ücretiyle ilgili gelişmeler yaşandı. Türk İş arkadaşlar yetkili sendika 2022 yılı asgari ücretinden 3900 TL talep ettiklerini açıkladı. TİSK ise arkadaşlar 3100 TL talep etti arkadaşlar. Arada da yaklaşık 800 TL'lik bir fark var. Bakalım neler olacak 2022 yılı asgari ücreti. Bugün onun da videosunu yapmıştık. Kanalda vardır. Son sözü tabii ki arkadaşlar Başkan Erdoğan söyleyecek. Asgari ücretten bildiğiniz gibi %15 vergi kesiliyor. Bu %15'lik vergi dilimi biraz düşürülürse arkadaşlar asgari ücret 4000 TL'ye de çıkabilir. Bunun da son söz Başkan Erdoğan'da o ne derse olacak arkadaşlar. E, devletin aldığı %15'lik vergi atıyorum %6'ya %7'ye düşürülürse arkadaşlar burada asgari ücret artabilir arkadaşlar. Yani 3700 TL civarından 4000 TL'leri de çıkabilir. Dediğimiz gibi son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek. Biz size olumlu da olsa olumsuz da olsa gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun takipte kalınız.